Deniz Duman Dijital Göçebe Okulu podcast kanalına hoş geldin. Bizi YouTube'dan takip etmeyi unutma. Merhabalar, ben Deniz Duman. Milyonluk bir niş alan seçme noktasında dikkat etmeniz gereken 11 kriter serimize devam ediyoruz. Bir önceki serimizde 5. stratejiye değinmiştik ve neydi bu? Müşteri kazanma maliyeti. Müşteri kazanma maliyetimiz ne kadar düşükse o alanlar o kadar karlıdır demiştik. Ve bu serimizde 6. kriterimize, 6. stratejimize değineceğiz ve milyonluk bir niş alan seçme noktasında bu kriterin bizler için ne kadar önemli olduğundan kısaca bahsetmeye çalışacağız. Bu serinin belki de en kısa içeriğini oluşturacak arkadaşlar. Çünkü bahsedeceğim konu hemen hemen 2-3 cümleyle özetlenebilecek bir konu ki bu stratejinin özeti değer sağlama maliyeti. Değer sağlama maliyeti son derece önemli bir konu arkadaşlar. Sizin seçmeyi düşündüğünüz niş alanının sorunlarını çözmek için üreteceğiniz bir ürün ya da hizmet muhakkak olacak. İşte bu ürün ya da hizmetin size maliyeti ne olacak? Eğer attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değmeyecekse hiç ama hiç o ürünlere ya da o hizmetlere bulaşmayın derim arkadaşlar. Üretim maliyetiniz kazancınızı baltalayabilecek derecede yüksekse ve meşakkatli bir uğraşın içerisinde kendinizi bulacaksanız o alanlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Ancak seçeceğiniz alanda çok sağlam bir kazanç potansiyeli varsa işte o zaman değer sağlama maliyetinizi yüksek tutma noktasında biraz eliniz rahat davranabilir. Yani bir ürün satarsınız, öyle bir üründür ki bu, öyle bir kazanç potansiyeli yüksektir ki ve öyle zor satılan bir üründür ki burada yapacağınız bir satış başarısı belki de 12 ay boyunca, belki 24 ay boyunca hiçbir şekilde hiçbir satış yapmanızı zorunlu kılmayacak. Örnek veriyorum, milyonluk niş alanlarında odaklandınız diyelim. Ne bileyim işte yat firmalarının yatlarının satışından bir komisyon usulüne benzer bir anlaşma yaptınız diyelim. Ya da bir uçak parçaları satan taşeron firmayla anlaşma yaptınız diyelim gibi arkadaşlar. Çok yüksek maliyetleri olan, çok yüksek kazanç potansiyelleri olan ve genellikle satış eyleminin birden fazla toplantı neticesinde oluşan büyük firmalar arasındaki mal ve hizmet paylaşımlarının olduğu sektörleri düşünün. İşte böyle sektörlerde sizin değer sağlama maliyetiniz yüksek olabilir. O ürünü oluştururken çok fazla para harcıyor olabilirsiniz. Ya da bu ürün fiziksel bir ürün değildir de bir hizmettir. İşte bu hizmet aşamasında da ciddi anlamda bir zaman maliyetinizi alabilir. Psikolojik olarak sizi ciddi anlamda yorabilir. Ancak bu noktada hep şunu düşünürsünüz. Bu bana ne kadar fazla zamana mal olursa olsun. Bu bana ne kadar paraya mal olursa olsun. Bu benim psikolojik sağlığıma ne kadar mal olursa olsun. Bir tane satış yaparsam önümdeki 1-2 yıl çalışmak zorunda kalmayacağım. İşte bu motivasyonla bu gibi alanlarda çok daha sağlam kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. O nedenle bir niş alan seçme noktasında, orada odaklanma, orada ilerleme noktasında değer sağlama maliyetini lütfen aklınızda bulundurun. Evet, bu içerikte paylaşacağım konu başlığı değer sağlama maliyetiydi. Bir sonraki içeriğimizde 7. stratejimize, milyonluk bir niş alan seçme noktasında önceden düşünmemiz gereken 7. stratejimize değineceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.